geldi bak. Tamam, bir tuz sal, değil mi? Şu köşeyi çözdü, köşeyi doğru söyledi. Geldi mi? Burada çıkartamadım. Şuna derim, öbürüne de köşeyi dindiriz. İsmim Gülümser Gül. Bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm. Sinanim Hazretlerinin önceki hali 70 santim taş duvarla yapılıktı. Öyle şeydi. Sonradan türbemiz vardı. Ama türbemize bu Sinanim Hazretlerine Türkiye'nin her yerinden Kadir Gecesi gün gelir. Cumartesi pazarda bütün taksilerle bütün her yerden gelirler. Aynen Kabe gibi Kadir Gecesi'nde geçilmez buradan. Ama vali şimdi hızlandırdı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz vali beye. Ben Semra Demirdağ. Bu mahallenin yerlisiyim. Burada doğduk, burada büyüdük. Türbemiz her yerden tanınan bir yer. Sonra Elmalı'nın en gözde yeri burası, bizim mahallemiz türbeleriyle. Hele ki bu türbemiz bizim. Şimdi de restorasyon oluyor, çok güzel oluyor. Dört gözle de bekliyoruz. Antalya Valiliği tarafından ilgiyle takip edilen bir yerdi. Valilik tarafından da takip ediliyor, restorasyonu yapılıyor. Vali Bey'e de çok teşekkür ederiz ilgisinden, takibinden dolayı. Çalışanlar da gayet hızla çalışıyorlar. İnşallah Ramazan'a biter. Biz de camimize geliriz Ramazan'ımızı, Kadir Gecemizi. Çünkü burası çok başka bir yer. Yani Türkiye'nin her yerinden gelen var. Bir tek dünyanın her yerinden diyebilirim yani. Yabancı plakalarda çok görüyoruz orada. Mutfağımız değil mi? İkincisi orada kuruluyor. 3 ve 4'ten sonra kuruluyor. Geçiyoruz müdür. Teyzelerim Allah sizden razı olsun. Sizden de razı sizlerin olsun. Dualarıyla var. Valimize de. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Milletvekillerimizden. Sen biliyor musun? Allah razı olsun. Amin. Amin.
Konya Mevlana'sının bahçesine, ben bahçeme bile akan suyu gidere, oğlum Kadir Bey yaptım bahçeme. İğne atsan yere düşmez burada. Ya her zaman öyle derim. Ama 3 senedir herkes geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, boşuna. Tabii Sinan Ümmü bir tasavvufçu, bir şair, büyük bir alim, barışın, sevginin, huzurun, Elmalı'da sadakatin, nurun, her gece gönülleri, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönülleri aşkla, sevgiyle, nurla etrafında toplayan, dualarla bütünleşmiş büyük bir değer. Başta bilindiği üzere şu an bu bölgede bir rekonstrüksiyon, yani kabrin yeniden düzenlenmesi, çevre düzeninin yapılması ve yapı konstrüksiyonunun yeniden ele alınması üzere Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Antalya Valiliği özel bir çalışma başlattı. Tabii aslında geçmişte bu çalışma Elmalı Belediyesi ile yapılmıştı. Ancak ne yazık ki o belediye ile yürütülen çalışmalarda bir sonuç alınamadı. Anlamayınca Sayın Valimiz bu konuyu günlük, haftalık, aylık raporlarla burayı takip etti. Ve bu sürecin tamamlanması için gece gündüz demeden bu bölgeyle ilgili her türlü tasarrufta, her türlü ödenek desteğinde gerekli desteği sağladı. Sinan Ümmü'nün tüm çevresindeki yapılar tamamen ele alınacak ve bu yapı kompleksi bir yapı kompleksi olarak yeniden değerlendirilecek. Türbemizin bitmesine mütabık burada çevre düzenlemeye yönelik de geniş kapsamlı bir çalışma yapılacaktır. Su biliyorsunuz berraklığı, su sevgiyi, su bazen adanmışların adına adanmış güzellikleri ifade eder. Onun için de Sayın Valimizin emri üzerine Sinan Ümmü'nün kabrinin bulunmuş olduğu bölgede hemen açık olan alanda çevre düzenleme kapsamında da bir su akıntısı, eski günlerdeki o su akıntısı yeniden oluşturulmaya çalışılacak. Sinan Ümmü'nün bir gönül insanı olduğunu, Sinan Ümmü'nün kalplere bir aşk, değerli bir alim, değerli bir din adamı olduğunu biliyoruz. Bunları bilmekle beraber de hemen gene kabrimizin kuzey tarafında bulunan Vahhab Ümmü Hazretleri'nin de kabrinin betondan arındırılarak eski dönemlerdeki gibi taş malzemeyle yeniden yapımı söz konusu. Vahhab Ümmü türbemiz de yeniden ele alınıyor. Ve inşallah Sayın Valimizin talimatıyla engelli vatandaşlarımız da bizim engelsiz dediğimiz, çünkü binlerce gönlünden, dilinden bir parçası olmayan ama ruhundan büyük parçalar olan engelli vatandaşlarımız da artık oraya rahat bir şekilde çıkabilecekler. Vahhab Ümmü'nün oraya hem bir engelli parkuru hem de çevre düzenleme kapsamında güzel bir alan oluşturulacak. Önümüzdeki günlerde Sinan Ümmü Türbesi tekrar halkımızla o edayı, o nuru oluşturacak ve bir taraftan da çevre düzenleme çalışmaları hayat bulacaktır. Şu an kubbe çalışmalarımız başladı. Kubbe kısmına geçtik. Kubbe kısmımızdan sonra da hemen türbemizin sandukaları ve halı ve aydınlatma elemanlarının yerleştirmeler yapıldığı gibi Sayın Valimizin başkanlığında bir açılış gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde Elmalılarımıza inşallah hayırlı ve uğurlu olur diyoruz.